Bursaspor'da bugün neler yaşandı? Gelin hep birlikte gündeme bir bakalım. Bursaspor'un stadyumu bitti. Timsah Park'ta artık hareketlenmeler başlıyor. Umarım olumlu yöndeki hareketlenmeler de devam edecek. Nedir bu hareketlenmeler? Bildiğiniz gibi 2016 yılının Ocak ayından beri Bursaspor bütün maçlarını bitti. Timsah Park'ta oynuyor. Bursaspor'a peki bu stadyumun getirisi mi var, götürüsü mü var? Yani baktığımızda getirisinden çok götürüsü var. Çünkü stadyum bir yaşam merkezi, yaşam kompleksi alanı değil. Nasıl değil? Yani siz daha en başından beri stadyumun ismini satamadınız ta ki geçtiğimiz sezona kadar. Geçtiğimiz sezon Emine Donur ve Hayrettin Gülgüler ekibi stadyumun isim hakkını Bitçi'ye sattı. Ama Bursaspor buradan bir gelir elde etti mi? Elde etmedi ama elde edeceği gelir de temliğe gidecek. Emine Donur'un temliğine gidecek. Bu bilgiyi verelim. Ve geçtiğimiz yönetimin yapmış olduğu iyi bir hamle daha vardı. Neydi bu hamle? Stadyumun altındaki dükkanları kiraya vermek. Yani şimdi biz hepimiz böyle bir düşününce nasıl düşündük? Bitçi Timsah Park bir yaşam hali, yaşam merkezi haline gelecek. Nasıl? İşte atıyorum orada marketi olacak, kafesi olacak, barı olacak, insanlar çocuklarıyla gidecek, eğlenecek ve orayı canlandıracak. Böyle mi oldu? Hayır. Bitçi Timsah Park'ın altındaki dükkanlar satılmaya, kiralanmaya başlandı. Bazı firmalar gelmeye başladı. Ama şu an orada orayı bir yaşam merkezine çevirecek türde dükkanlar yok. Nasıl dükkanlar var? Depolar var. Genelde depo olarak kullanılıyor. Ambalajcı var. Bu tarz yerler var şu anda orada. Bu da Bitçi Timsah Parkı yaşam merkezi haline sokmuyor. Ve ayrıyetten de şöyle bir sıkıntı var. Stadyumda bir demir korkulukları biliyorsunuz. O demir korkuluklar da bir şekilde kalkmıyor. Ve yaşam merkezi haline gelmiyor. Ve hırsızlık olayları da çok fazla oluyor. Bu sezon yine oldu. Aynı şekilde Bursaspor ciddi bir zarar etti. Peki yönetim ne düşünüyor? Yönetim en başta 2,5 aylık süreçte aldığım bilgi doğrultusunda 80 kamyon moloz atılmış. Ve hala da molozlar atılmaya devam ediliyor. Orası bir güzel bir şekilde yapılacak. Yönetimin basına vermiş olduğu bilgide şöyle bir detay vardı. Bursaspor küme düşmezse, küme düşmediği takdirde stadyum ismini öyle bir firmaya satacağız ki, öyle bir firma bu ismi alacak ki şok olacaksınız demişti. Tabii ki küme düşmeden önceki söylemdi bu. Ama küme düştükten sonra nasıl bir yol izlenecek? Sonuç olarak Bursaspor Timsah Park'tan bir isim hakkı elde edecek mi? Aldığımız bilgiler doğrultusunda bu yönde çalışmaların olduğunu öğrendik ve Bitçi Timsah Park'ın altındaki dükkanlarında daha iyi dükkanlara, yani daha iyiden kastım yaşam merkezine çevrilebilecek dükkanların açılabileceği yönünde bilgiler elde ettik ve orası Bursaspor'un güzel bir gelir kaynağı olması bekleniyor gelecek vaatlerinde. Çünkü bu stadyum yapıldığında da Bursaspor'un kurtuluşu olarak görülüyordu. Oradaki dükkanlar, isim hakkı, kapıların isim hakkı satılması, komple Bursaspor'un ciddi bir gelir düşünülüyordu. Ama böyle olmadı. Bundan sonraki süreçte ciddi tadilatların, ciddi bakımların, ciddi projelerin hayata geçirileceği bilgisini aldık. Umarım bu çalışmalar, bu sistemler düzgün bir şekilde devam eder. Bursaspor'da kazanmaya devam eder. Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Erin, yardımcılığını yapan atletik performans antrenörü Aykut Erdoğan Samsunspor'la anlaştı. Son 2 sezondur Mustafa'yla birlikte Bursaspor'da çalışan Erdoğan önümüzdeki sezondan itibaren Karadeniz ekibiyle mücadele edecek. Bursaspor kulübü 2021-2022 sezonu formalarında indirime gitti. Yeşil forma 99 TL'ye düşürülürken beyaz forma ile çizgili formada 159 TL'den satışa devam ediyor. Bugünlük aktaracaklarımız bu kadar. Herkese mutlu akşamlar.